Değil mi? Nürnberg. Seni anladım ben. Zayıf ağ bağlantısı. Wi-Fi bağlanmadı mı? Wi-Fi'den zaten bu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. El kanunu fit tıp okumaları 1. cilt. Atatürk Kültür Merkezi yayınları. Efendime söyleyeyim. Çeviren Profesör Doktor Esin Kahya hocamız. Tıp nedir? Unsurlar nedir? Geçtik. Mizaca ufak bir giriş yapmıştık. Tekrar baştan alalım. Çift dikiş sağlamdır derler. Üçüncü kısım mizaçlar. Bu kısım 3 bölümden meydana gelmiş olup mizaçlar hakkındadır. Mizaç hekimin vazgeçilmezidir. Mizaç nedir? Bakalım El Kanunu Fit Tıp'ta İbn Sina rahmetullahi aleyh ne diyor? Mizaç unsurların, yani daha önce işlemiş olduğumuz ateş, hava, su, toprak, unsurların zıt özelliklerinin karşılıklı etkileşmesinden ortaya çıkan bir keyfiyettir. Bir özelliktir bugünkü anlamıyla. Yani unsurların ateş, kuru sıcak, su, ıslak soğuk, hava, sıcak ıslak, toprak, soğuk kurunun vermiş olduğu özelliklerin, bireysel özelliklerinin bir araya gelerek, bugünkü anlamda bir armoni oluşturarak kişinin bünyesindeki belirtiler sonucu ortaya çıkan bir keyfiyettir, özelliktir. Unsurlar birbirleriyle sıkı temas edebilmek için çok dakik parçalara ayrılmıştır. Bu parçacıkların nitelikleri, içerikleri, keyfiyetleri etkin olduklarında ve birbirlerinin üzerinde etkin olduklarında orada bütün unsurların parçacıklarına aynı şekilde yayılıp birbirinin içerisinde girift olup, halli hamur olup, sütün içindeki tereyağı gibi. Sanırım anlatabildim. Yayılıp dağılmış olan yeni bir model ortaya çıkar. Başka türlü nasıl anlatabiliriz? Her sefer anlattığımız gibi. Bunun içerisinde enerji. Sanırım başladı. Wi-Fi ve mobil veride bir sıkıntı var. Arada kopukluklar olabilir. Şu an bağlantı var mı? Bir mesaj atarsanız. Şey yapacak. Bağlanacak inşallah. Sen de görünüyor mu abi? Şu an benim yaptığım yayın. Facebook açmazsan nasıl takip edeceğiz? Ben dinliyor musun? Seni seviyorum geçer. Hah var dedi. Zeynep Aydın. Eyvallah tamam devam ediyoruz. Cesedi bardak olarak kabul ettik. Hadi demi kan olarak kabul edelim. Efendime söyleyeyim. Suyunu balgam olarak kabul edelim. Hani 4 unsur üzerinden gidelim. Hadi hırtları anlatmadan. Birini ateş, birini hava, birini su, birini toprak. İşte bu bardağın içerisindeki ve karışımı da ateş olarak karıştırdığımız hareketi de ateş olarak kabul edelim. Artık yeni bir model oluşturur. Bunun içerisinde biraz demi azaltsak farklı bir model. Şekerini değiştirsek farklı bir model. İçine herhangi bir aroma katsak farklı bir model. Sanırım anlatabildim. Bu kısmı anlatabildiğime inanıyorum. İnşallahü Rahman. Eyvallah. Yeni bir, madem ki unsurların ilk kaliteleri 4'tür. Yani sıcak, soğuk, kuru ve nemli. Hatırladınız mı mizaç dersine katılanlar? 9 mizaç vardır. Tekli olan 4, çiftli olan 4, bir tane de sıfır itidal demiştik. İbn Sina aynısını söylüyor. Yani biz İbn Sina'nın söylediğini sizlere öğretme gayreti içerisindeyiz. Daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Bir ilmin sağlam olup olmadığını, iş görür olup olmadığını anlamak için 4 kritere bakarız. 1. Eser. 2. Üstad, hoca. Kökümüz, kökenimiz belli.
Doktor Mehdi Cihangir. 3. İşe yarıyor mu? Yaptığınız, öğrettiğiniz tavsiyeler insanların işine yarıyor mu? Onu zaman belli edecek. Biz yarıyor da diyebiliriz. Teşekkür ederim Zeynep Hocam. 4 ise talebe. Kimlere bunu öğretebiliyorsunuz? Öğretmek durumunda olduğunuz insanlar bunu öğrenebiliyor mu? En azından bir hoca seviyesinde olmasa bile bir talebe, bir asistan seviyesinde bunu anlatabiliyor mu? Veya insanlara da ulaştırabiliyor mu? Eser burada. Diğerleri zamanla belli olur. O halde yeni düzenlenmiş ya da parçalanmış bir cismin mizacı bu niteliklerin bir ürünüdür diyor. Teorik olarak mutlak mizaç iki cinstir. A. Dengeli olan mizaç. İnsanın, mizacın zıt nitelikleri, nicelik yönünden, içerik yönünden tam olarak eşit olduğunda ve denge niteliklerinin mutlak ortalaması olduğunda mizaç dengelidir. B. Dengesiz mizaç. Mizacın nitelikleri, özellikleri eşit olmadığında ve bir tarafa meylettiğinde mizaç dengeli değildir. İşte bugünkü karakteristik mizaç dengesiz mizaçlarla ortaya çıkar. Şu galebe çalmış, sizde şu özellikler var. Şu fazla gelmiş, sizde şu özellikler var gibi. Eğer sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve yaşlıktan birisi baskınsa basit bir dengesizlik ortaya çıkar. Basit bir dengesizlik. Eğer bu dört nitelikten herhangi ikisi baskın olursa, işte kan safrasınız, balgami soğudasınız, kan balgamsınız, safravi soğudasınız. Misal. Bileşik dengesizlik ortaya çıkar. İkili mizaç yükselmesi. Aleyküm selam ve rahmetullah Yaşar Hocam. Bir mizaç asla mutlak olarak dengeli ve dengesiz olamayacağı için böyle bir sınıflama tıpta geçerli değildir. Yani ilk anlattığı dengeli husus, mutlak denge, dördünün de eşit oranda olması. İşte bu işin mefhum kısmı. Tıpta geçerli değil diyor. Bilinir ama geçerli değildir. Hani bazı son günlerde bizim kendi ekibimizin gündeminde olan bazı meseleler var ya, işte o mefhum. Yani tıpla alakası yok diyor. Doktorlar bu anlamda mutlak bir dengenin herhangi bir şeyde mevcut olmadığını fizik bilimler vasıtasıyla kabul etmek durumundadırlar. Burada sadece insan vücudunu ya da onun herhangi bir organını ele alalım. Tıbbi anlamda denge veya eşitlik, niteliklerin eşit olmasına ya da eşit dağılımına bağlı değildir. Fakat onların eşit olabilmelerine bağlıdır. Yani unsurların nitelikleri, özellikleri ve nicelikleri öyle bir şekilde vücutta dağılmalıdır ki sonuçta elde edilen örnek vücut tipi ya da dengeli tip, bütün vücut ya da tek tek organlar, ki onların da mizacı var, olarak insanda mutedil olana en yakın olan olmalıdır. Açalım mı burayı? İnsanda mutedil olana en yakın olan olmalıdır. Yani hayatını bir insanın keyifli bir şekilde geçirebilmesi, sıhhatli bir şekilde geçirebilmesi, mümkün mertebe en az hastalık durumunda uğrasa bile o hastalığı hemen atlatabilmesi, hastalığını en az sıkıntılarla atlatabilmesi, sıhhate çabuk kavuşabilmesi, gençliğini muhafaza edebilmesi, bedensel ve ruhsal olarak hem kendisine hem çevresindekilere mümkün mertebe daha az sıkıntı verebilmesi için diyor İbn Sina, insana ait olması gereken mizaç, insanlığın genel geçer mizacının şu aşamada tutulması gereklidir. Yukarıda söz konusu edilen mutlak mizaca çok yakındır. İnsanda mutedil olan en yakın olmalıdır. Bu mutedilliği ileride anlatırız. Nasıl olması gerektiğini.
Yani bir insan kavmi mizacı ne olursa olsun ki ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Kendi kavminin mizacının en belirgin özelliklerini mi taşımalıdır? En belirgin sıhhi özelliklerini mi taşımalıdır? Devam edeceğiz, anlatacağız. Veya yaşının mizacını mı taşımalıdır? Yaşından olgun mu durmalıdır? Efendime söyleyeyim, yaşlanmışsa bile yaşlıların içerisindeki ihtiyar delikanlı durumunda mı olmalıdır? Burası biraz girift gelebilir. Sorularınız varsa arada sorun. Ne dengesi? Diyor ki dengeli mizaçlar. Ne dengesi ya da tipi o kadar ölçülü olmayan, ne de mutlak dengeye o kadar yakın olmayan insanda ve diğer canlılarda normal şartlar altında mizacın 8 çeşidi vardır diyor dengelilerde. Buradaki sıcaklık soğukluk meselesi diyor. Anlattığı başka bir şey. Diyor ki, sağ olun Hülya Hocam. Türün genel tipi. Bu incelediğimiz şeyin türüne. Unutmayın, 1. 8 tane diyor dengeli tip. 1. Türün genel tipi. 2. Türün özel tipi. 3. Irkın genel tipi. 4. Irkın özel tipi. 5. Kişinin genel tipi. 6. Kişinin özel tipi. 7. Organın diğer organlar karşısında genel tipi. 8. Organın özel tipi. Bu çeşitler insana göre şöyle belirlenebilirler. Açıyor şimdi paragrafları. 1. Diyor ki, diğer yaratıklara göre insan türünün genel tipi. Cemaatat, nebatat ve hayvanat karşısında insanın genel tipi nedir? Bu mizaç gerçekten çok geniş bir grubu içine alır. İnsan mizacı. Oradan bir başlarsınız. Hayvanlara nazaran insanın mizacı, bitkilere nazaran insanın mizacı, kaya, taş, tuz, demir, alüminyum, şuna buna nazaran insanın mizacı. Ama tek deyip bırakamıyorsun diyor. O bir okyanus. Ancak onun sınırları o kadar iyi belirlenmiştir ki herhangi bir fazlalık veya bozukluk onu insan mizacından çıkaracaktır. Enteresan. İnsan cinsinin özel tipi yukarıda zikredilen geniş ve yaygın insan tipi arasında ortada bir konumdadır. İnsanın özel tipi. İnsanın genel tipi geniş. Sıcaktan soğuğa, kurudan ıslığa kadar devasa bir okyanusun içerisinde. Ama insanın özel tipi sıcak ıslak. Budur diyor. Bu olmalıdır. Yoksa yaşanmaz. Tabii kendi durumu, mefhumu, coğrafyası şunun bunun içerisinde. En dengeli olan ırkın kişisinde bulunur ve aynı zamanda o kişi gelişme ve olgunluğun zirvesindedir. Sıhhatli bir Orta Doğu vatandaşı, sıhhatli bir Asyalı, sıhhatli bir Afrikalı, sıhhatli bir İskandinav, sıhhatli bir Avrupalı. Kendi bulunduğu coğrafya içerisinde. Böyle bir mizaç elbette ki bu kısımda daha önce tanımlanan mutlak olarak dengeli olan mizaçla aynı değildir. Afrikalı başka, o başka, öbürü başka, o bu başka. İnsanın genel tipi nasıl dışına çıkabilir? Hastalıklarla. Veya bulunduğu coğrafyadan dışarı çıkarılmasıyla. Çünkü öyle bir mizacı yaşayan bir varlıkta bulmak hemen hemen mümkün değildir demiş. Ve hatta ona yaklaşan dahi bulmak zor olacaktır. Böyle bir mizac elbette bu sınıfta önce tanımlanan mutlak olarak dengelenen. Yani sıfır itidal. Bizim size ilk öğrettiğimiz sıfır itidal. Böyle bir insanı bulmak mümkün değil. Ne sıcak, ne soğuk, ne ıslak, ne kuru. O cennet mizacı. Orası ne sıcaktır, ne de soğuktur diyor Kur'an-ı Kerim. Nebi Aleyhisselam'ı tanımadan, Nebi Aleyhisselam'ın beslendiği kitabı anlamadan, idrak etmeden Tıbb-ı Nebevi hakkında fikir serdetmek pek doğru olmaz. Ha, biz çok iyi anlıyor muyuz? Bizde bu kadar var. Gönül ister ki bizden iyiler bu tarafta olsun. Biz seve seve orada oluruz. Sanırım anlatabildim.
Ve hatta ona yaklaşan dahi bulmak zor olacaktır. Sıfırı itidalden hani merkeze yakın falan. Çok zor diyor. Bu böyle bir mizacın özenli bir oranlılık göstermediği anlamına gelmez. Bu insanoğlunda kalp gibi sıcak organlarda, beyin gibi soğuk organlarda, karaciğer gibi nemli organlarda ve kemikler gibi kuru organlarda eşit bir oranın varlığını göstermektedir. Her tarafı sıfır itidal olanın beyniyle karaciğeri aynı ısıda olmuş olacak. Çocukların mizacı demevidir. Ya da mizacın uygun olması gıdalarla beslenmesiyle. Eyvallah. Nuray Hanım, çocukların mizacı kendi kavminin, ırkının en demevi özelliğidir. Demevilik ırk, mizacı hıltı gençlik mizacıdır. Gelişim mizacıdır. Ne kadar genç kalırsanız 30'lu yaşlar, 25'li yaşlara kadar gelişmeniz devam ediyor. Yani bundan 100 yıl öncesine, 300-400 yıl öncesine, Osmanlı dönemine kadar gençlik mizacını 40'lı yaşlarda kabul ediyorlardı. Hani eski kavimlerin kıssalarında işitirsiniz. 300 yaşına gelmiş de 700 yaşındaki babasına diyor ki beni evlendir. 300 yaşında. O diyor ki sen daha dünkü çocuksun. Dur bakalım bir aklın başına topla. Daha genç. Gibi. Bunu bugüne nispetleyelim. Yani evlenmesin babında değil de yani niye bizim gençliğimiz 40 yaşımıza kadar sürmesin? Neden bizim delikanlılığımız 50'li 60'lı yaşlarımıza kadar sürmesin? Niye 24 yaşından sonra yüzümüz kırışmaya başlasın? Neden 30'una geldiğimiz zaman kemiklerimiz de hasar olsun, dokularımız arızalansın, yüzümüzün sağında solunda kaz ayakları belirsin? Misal. Sıfır itidalde bir mizaç olsaydı insan yaşantısı olmazdı diyor. Çünkü insanın kendi organlarının içerisinde ileride işleyeceğiz. Nispet farkı olarak soğuk ıslak, sıcak kuru, sıcak ıslak olan organları var. Tüm beden sıfır itidale gelirse karaciğerle beynin mizacı aynı olacak ısı olarak. O halde o organlar işlev yapmaz. Basitçesi. Devamla. İnsan vücudunda böyle bir denge burada da betimlendiği gibi sadece deride görülebilir. Sıfıra yakın ısı ve sıfıra yakın kuruluk ve ıslaklık. En itidal insanın vücudunda derisidir. O da tabii kendi asli mizacının içerisindeki nispetlerle. Ne hayati organlar ne de hayati güçler mutlak dengeye yakın varlıklar olarak kabul edilmezler. Diğer taraftan insan mizacı daha çok sıcak ve nemlidir. Bu paragrafı okumadan söylemiştim. Aferin bana. Çünkü bütün hayatın kaynağı olan kalp ve hayati güçler çok sıcaktır. En sıcak. Ve had derecede böyle olmaya meyillidirler, mecburdurlar. Ana reaktör orası. Isıyı oradan dağıtacak. Aynı şekilde sıcaklık insan hayatı için ve nem gelişme ve büyüme için esastır. Sıcaklık, buyurun. Zeynep Aydın, denge sağlanacağından ya gençlikte ya da ileride yaşta soğuda olur bence. Onu tam anlayamadım hocam. Sorunuzu tam anlayamadım. Soru muydu ya da yorum muydu onu anlayamadım. Şöyle yapalım, buradan okumaya devam edelim. Diğer taraftan diyor, insan mizacı daha çok sıcak ve nemlidir. Hayvanlara, cemaatata, nebatata nazaran. Çünkü bütün hayatın kaynağı kalp ve hayati güçler çok sıcaktır. Ve had derecede böyle olmaya meyillidirler. Başka türlü olmaz diyor. Aynı şekilde sıcaklık insan hayatı için ve nem gelişme ve büyüme için esastır. Sıcaklık hayat için, nem ise gelişme ve büyüme için. Nem tüm bünyeye nüfuz edecek ki bugünkü anlamda enzimler en uç noktalara kadar ulaşabilsin. Ve sıcaklık olacak ki ekstra o enzimlerin gidebilecek bir enerjisi olsun. Sıcaklık düşerse yavaş işler. Nem düşerse trafik tıkanır. Bunu bence yazın. Bunu bence not alın. Ki bir daha aynı soruları sıkıntı yok. Biz cevaplarız. Sorun siz, biz cevaplarız. Sıcaklık ve nem vasıtasıyla elde edilir. Ve burada betimlenen 3 organdan sadece beyin. O hikmet-i ilahi. 3 tane hayati organ var.
Hayati organ 3 tane. Amir organlar. Burada betimlenen 3 organdan sadece beyin soğuktur. Enteresan. O hikmeti ilahi bakalım nedir anlaşılan anladığı bize de izah edecek İbn Sina. Ancak onun soğukluğu kalp ve karaciğerden gelen ısının karşı hareketini tam olarak karşılamaya yeterli değildir. Bu 3 organdan sadece kalp kuruluk özelliği gösteren bir hayati organdır. Biz burada kalbi sıcak ıslak olarak biliyoruz. Bunu isterseniz parantez olarak alalım. Ancak kalbin kuruluğu karaciğer ve beynin nemini dengelemeye yeterli değildir. Biz karaciğeri ise kuru sıcak olarak biliyoruz. Burada belki bir imla hatası, belki bizim anlamadığımız bir yer vardır. Eğer kalp kuru ve sıcak ise bu sadece diğer organlara nispeten böyledir. Bu diyor ki kuru sıcak olan organı bizim bildiğimiz karaciğer. Elle tutup gözle gördüğümüz de var. Kalple karşılaştırdığımız zaman. Bir hayvanın karaciğerinin ve kalbinin pişmiş olanını elimize aldığımız zaman, yediğimiz zaman bize vermiş olduğu etkide. Bu parantezi özellikle hani imla hataları olabilir yakaladığınız yeri söyleyin diyorsunuz ya en başında. Bana göre burası bir imla hatası. Ciğer yiyorsun ızgaradan çıkmış kupkuru. Yürek yiyorsun ızgaradan çıkmış nemli. Ciğere nazaran. Ama beyin yiyorsun haşlamadan çıkmış daha ıslak. Ve kendi içinde bir soğukluğu var. Onların nasıl olacağını ileride anlatırız. Bir gıdanın mizacı nasıl anlanır? Bu yayın grupta kalacak mı hocam? Yok hocam. Bu dağıtılıyor. YouTube'a kadar gidiyor Zinet hocam. Hoş geldiniz bu arada. Zinet hocam hoş geldiniz. Bir ırkın genel tipi. Burada bedenin insanın genel tipinden bahsetmeye gayret etti İbn Sina. İnsanın içerisinde. İnsan denen toplumun içerisinde bir ırkın genel tipi. Türün genel tipinden daha dardır. He. Şimdi mizaç nasıl anlaşılır? En azından donelerini size teslim ediyoruz. Biz teslim ediyoruz. Biz buradayız. Seve seve teslim ediyoruz. Seve seve biz buradan teslim ediyoruz. 10.000 lira. Size göz kırpmadım. Sabahtan beri gözüm acıyor. Batıyor arada. Bir ırkın genel tipi, türün genel tipinden daha dardır. Ancak yine de bir hayli geniştir. Ne demek istiyor burada İbn Sina şimdi? O mahalli iklimi ve ülkenin coğrafi durumuyla ilgilidir. Örneğin, Hintliler ve Slavların onları sağlıklı tutacak kendi özel milli mizaç tipleri vardır. Biz bunu işlemiştik. Haritalar üzerinde hatırlarsınız. Başka bir ifadeyle farklı gruplar ve farklı insan ırklarının insan mizacının sınırları içinde bizzat kendi özel mizaçları da vardır. Buna göre estağfurullah Zinet hocam. Sayfa 12-13 arası o imla hatası diye yakalayabildiğimiz bizim ilmimizin yetti. Yani bugün başka türlü ispat ederse biz yanlış biliyormuşuz deriz. Takıldığımız yerde üstadımıza zaten danışıyoruz, arıyoruz. Böyle miydi, şöyle miydi diye. Allah razı olsun bize ses kaydı gönderiyor. Eksiklerimizi gideriyor. Ne demiştik? Kitap, üstad, sonuç, nihayet ve talebe. Bunlardan birisi eksikse o işe şüpheyle bakabilirsiniz. Bunların dördü varsa o kişiye şüpheli bakabilirsiniz. İşe değil. O kişiye şüpheli bakabilirsiniz. Fatih Sinan'ın ağzından her çıkan mutlak doğru değildir. Kişisel hataları vardır. Kişiye şüpheli bakabilirsiniz ama ilme şüpheli bakamazsınız. Çünkü 4 tane donesi var. Önünüze konan ilim, donelerden birisi eksikse o ilmi yargılayabilirsiniz. Bu ilmin, bu usulün kitabı nerede? Bu usulün üstadı nerede? Bana böyle bir ilham geldi. Tamam. Güzel. Gelir ilham. Da sana gelen bana niye gelmediği sorarım ben. Yani veya ürününe bakarım veya yetiştirdiği talebeye bakarım. Neyse. Başka bir ifadeyle farklı gruplar ve farklı insan ırklarının, insan mizacının sınırları içerisinde bizzat kendi özel mizaçları vardır. Ve buna göre ülke sakinlerinin kendilerine ait mizaçları vardır. Bu zaten vücut yapılarından, şekillerinden, şemallerinden, iskelet yapılarından, mizah tespitince önce iskelete bakılır. Heykel diye anlatmıştı bize.
İbn Sina'nın Arapça ve Farsça PDF'lerinde çözerken, Allah razı olsun Doktor Mehdi Cihangir, önce iskelet yapısı. Heykeli dik, heykeli çökük, heykeli yıkık, heykeli uca demişti. Kulakları çınlasın. İnce uzun. Uca. Payız ayında diyordu. İlkbahar demekmiş payız. Payız ayı kan yapar. Mayıs mı? Yok, payız. Bazıları mayıs diye kaydetti. Meğer ilkbahar mevsimiymiş. Irksal mizaçların bir diğerlerinden farklıdır. Öyle ki eğer bir Hintli Slav mizacına girerse o Hintli hastalanır. Ona lazım olan kendi milletinin mizacı. Okuduğumuz şey evrensel bir ilim. Yöresel değil. Yöresel değil. Yani Hintli Slav mizacına girerse, yani soğuk kuru Sovdavi olan Hintli, soğuk ıslak Slav, hani Yugo Slav, Kuzey Slav ırkı, Slav mizacına girerse, o Hintliyi soğutup ıslatırsan o Hintli hastalanır. Ya da bir Slav Hintli mizacına girecek olursa o Slav helak olur. Kısacası farklı ülkelerin insanlarının insan tipinin sınırları içinde ve mahalli iklimle uyumlu olmak kaydıyla kendi karakteristik mizaç tipi vardır. Buna kavmi ve cibilli deniyor. Biz böyle öğrendik. Kavmi mizacınız şu. Hatırladınız mı? Ramazan ayı içerisinde 500 kişinin mizacına bakmıştık 2 ay içerisinde. Bazılarımıza sormuştuk. Abicim, ablacım, Araplık var mı sizde? Yok, ben şuralıyım. Atalar, dedeler falan bir düşün bakayım. Aa evet, 400 yıl önce şuradan buradan gelmişler. Hintlinin kendi asli mizacını değiştirmeden, o zaten değişmiyor, değiştirilemiyor da. Burada bir mefhumdan bahsediyor. Yani Hintliyi beyazlatamazsın mizacıyla. Hani Michael Jackson gibi düşünün. Adam allem etti, kallem etti, kendini beyazlattı. Ne oldu? Eklemleri birbirinden ayrıldı. Ölüm sebeplerinden bir tanesi bu. Çene eklemi, yüz kasları falan değişti. Allah seni burada yaratmış. Ama o nispetin içerisinde burada kalite olarak diyor. Hintlinin içindeki, Hintlinin mizacı Sovdavi'dir. Sovdavi asli, Demevi oluşturulan. Sanırım anlatabildim. Peki bir Hintli Slav ülkesinde yaşamak zorunda kalırsa nasıl olacak? Mizacı nispet olarak değişecek. Nispetler. Mizacı nispet olarak değişecek. Hindistan'daki yeğeni kuzeni gibi olmayacak. İkiz olarak doğsunlar. Tamam mı? Nasıl diyelim? Türkiye'de bir ikiz doğdu. Bir tanesini Hindistan'a, bir tanesini Slav ülkesine gönderdik. O ikizler oradaki beslenme çeşitleriyle yüz hatları tamamen değişmemekle birlikte Hindistan'da yaşayan ilerleyen dönemlere daha esmer, Slav ülkesinde yaşayan, efendime söyleyeyim, daha beyaz, inanın saç yapıları değişerek devam ederler. En büyük. İskelet yapıları çok şey değişmez. Büyümeyle beraber. Çünkü DNA'ları var. Ama saç yapıları değişir. Birisi orada kıvırcıklaşır, diğeri öbür tarafta düz saçlı olur. Bir ülkenin en dengeli insanının, hani sordunuz ya, Hintli sıcak ıslak gençlik mizacına girse iyi olmaz mı? İbn Sina cevap veriyor. Bir ülkenin en dengeli insanının özel tipi, kendi ırkının içerisindeki özel tipi, yani mizacı, yukarıda açıklanan sınırlar arasında bulunan vasati bir mizaçtır ve bir ırkın her türlü mizacının en dengelisidir. Şöyle anlatalım. Şurası orta olsun. Burası Hindistan. Burası Slav. Yugoslavya. Hintliyi sıhhat olması için şuraya yaklaştırırız ama buraya aşamaz bu çizgiyi. Slav'ı da buradan buraya yaklaştırma gayreti içerisinde oluruz. Ama o da buraya aşamaz. Yani soğuk ıslığın en sıcak ıslığı, soğuk kurunun en sıcak ıslığı. Şuralarda kalırlar şu arada. Ama buraya yaklaşamazlar veya bu eşiği atlayamazlar. Çünkü cibillileri müsait değil. Kimindi sorusu? Zeynep Aydın hocamızın. Sanırım oldu.
Cibilli mizacın değişmeyecek yapısal özellikleri mi kastediliyor? O zaman evet, Allah razı olsun. Süper anlamışsınız. Bir kişinin genel tipi, mizacı, ilk ve üçüncü tiplerden çok daha dar sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu da şahsiden bahsediyor. O canlı yaşayan ve sağlıklı olan bir tek kişiye aittir. Bireysel mizacı. Bu tipin sınırları ırksal sınırlar içerisindedir. İnsanlığın içerisindeki bağlı olduğu ırk, bağlı olduğu ırkın içerisindeki bağlı olduğu klan veya kabile, o kabilenin içerisindeki boy veya aile, o ailenin içerisindeki kişi. İnsanlık toplumu içerisinde babaannesi Yugoslavya'dan, anneannesi işte Yemen'den, bir dedesi Türkmen, Anadolu Türkmenlerinden, bir dedesi rahmet olsun kendisine, Kafkasya tarafından gelmiş olan, İstanbul'da doğan, Koca Mustafa Paşa'da büyüyen, Başakşehir'de çalışan, şu an Yenibosna'da ikamet eden kişinin o anki hali. Ne Arap özelliği var, ne Slav özelliği var. Arada yapıyor, telefon, yapacak bir şey yok. Gönül ister ki size profesyonel kameralarla hitap edelim. Ne Arap özelliği var, ne Slav özelliği var, efendime söyleyeyim, ne de diğer ırkların özelliği var. Yaşadığı iklimin kendine katkısı, almış olduğu kültürün kendisine katkısı, sevdiği menülerin, yemeklerin kendisine katkısı, yaşadığı ortamdaki insanlardan almış olduğu duygusal katkılar, şu anki bulunmuş olduğu iklimin, tarihin, saatin kendisine katkısı, insanlar içerisindeki, ırkların içerisindeki dahi diyor, yalnızca birebir parmak izi gibi olan şahsi mizacıdır. İbn-i Sina diyor ki rahmetullahi aleyh, velev ki ikiz doğsunlar, hani Hindistan'a, Yugoslavya'ya da göndermeye gerek yok, aynı şehirde, aynı evde büyüsünler, aynı yemeği yesinler, aynı adet kaşıkla ağızlarına yemek atsalar, İçinden bir tane pirinç tanesi veya bir şehriye tanesinin farklılığı kadar o ikizlerin arasındaki mizah farklılığı olur. Biz şimdi bu işin mefhum kısmını anlatıyoruz. Mefhumu anlamadan mücessime geçmek zor olur. İşin mantığını anlamadan. İşin kitabın başında ne diyordu? Eh be İbn-i Sina, sen de her şeyi teori yaptın. Tamam da diyor İbn-i Sina. Bunun kafa yapısını anlamadan bakmakla olmuyor diyor İbn-i Sina. Biz de böyle öğrendik. Hüge Aydoğan. Ya kimi tarif edeceğim hocam? En çok kimden baş başa kalıyorsa bunu tarif edeceğim. Belli bir organın genel tipi, diğer organlarınkine zıt olarak bir organı diğerinden farklı kılan şeydir. Organlara indi. İnsan da parçalı, organa indi şimdi. Böylece normal olarak kemikler daha kuru, beyin daha nemli. Yani beyin nemli olsa, kemik nemli olsaydı iskelet ayakta durur muydu? İşte hikmetini anlatıyor. Kemik beyne nazaran kuru. Tabii ki bir hayvanı veya bir insanı soyduğunuz zaman o kemik size nemli gelecek. Ama beyine nispetle, beyin bir kapasitenin, bir kafatasının içerisinde, parmağını batırsan cort diye girer muhallebi gibi. Ama kemiğe insandan yeni sıyrılmış, hayvandan yeni sıyrılmış kasaptaki o kemik nasıl arkadaş diyor. Ya öyle kuru değil mübarek. Beyine nispetle. Ama o kemikten senin kafana vursam kafan yarılır. O ıslak kemikle bile. Ama bir beyinle, bir kuzu beyniyle kafana vursam yumurta atı gibi kafandan akar. Anladın mı güzel kardeşim diyorum. He diyor. Diyenler var. Bunu anlamadan onu anlatamazsın. Belli bir organın genel tipi diğer organlarınkine zıt olarak bir organı diğerinden farklı kılan şeydir. Böylece normal olarak kemikler daha kuru ve beyin daha nemli, kalp daha sıcak ve sinir dokusu daha soğuktur. Sinir tendonları kalbe nazaran soğuktur. Soğuk kuru olanların sinir dokuları hassas olur. Otomatikman duyarlılıkları da hassas olur.
sol kuruların temasları daha hassastır sıcak ıslaklara nazaran. Soğuk kuruya hacimat yapmak istersen çok canı acır. Soğuk kurunun, mizacının geneli soğuk kuru olunca vücudundaki soğuk kuru olan derisi ve tendonları da kendi nispetleri içerisinde daha da soğuk, daha da kuru olunca bu odada fısıltıyla bile ders anlatsam içerideki bir odadaki sovdavi kulak diker çünkü duyar, işittir. En küçük bir koku nüansından bile hassasiyet duyar. Vesaire, vesaire, vesaire. Demek ki neymiş? Teoriyi anlamadan, anlamadan pratik hakkında ahkam kesilmezmiş. Bunun gibi tipler, mizaçlar kendi gruplarının sınırlarını belirlerler. Fakat bu sınırlar yukarıda söz konusu edilen sınırların kapsamından daha dardır. Genetik yüksek lisans yapan arkadaş geçenlerde diyordu hiçbir DNA birbirinin aynısı değil, doğru söylemiş. İbn Sina bunu laboratuvara sokmadan öğrenmiş işte, öğretmiş. Gelecekte diyor kişiye özel tedavi uygulanacak. Allah razı olsun. Ben de dedim ki geleneksel tıp bunu zaten yapıyor. Necip Fazıl diyor ki zaman korkunç daire, ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen 100.000 devirlerde. Uzağa gitmemize gerek yok. Elimizi uzatıp alabileceğimiz mesafede ilim. Kütüphanemizde, Beyazıt'ta, Dolmabahçe'de. Neyse. Olmaz mı? Çayım var. Bak ben bugün eğlenceli oldu hakikaten. Ben de şey yaptım. İçiyor ya arada Hakan Bey kaçırdı. Hakan kardeşim için. Değil mi? Çayımı içeyim. Az şekerli be. Kurma alayım sana. Şöyle elimde entelektüel bir duruşla okuyayım. Bir organın özel tipi. Bugün benim biraz sıvısal mizacım fazla. Ağzımdan salyalar çıkıyor. Herhalde soğuğa maruz kaldım bugün çokça. Biraz ayarım bozuk. Benim bugün saatim biraz bozuk. Dua edin. Bir organın özel tipi. Yedinci tipin sınırları içerisinde nispeten orta kısımda bulunur. Ve özel şartlar altında o organa en uygun mizaçtır. Kendisine has. İnsan bütün canlılar arasında mutlak dengeye en yakın olandır. Ah seni takvim. Eşrefi mahlukat. Ve çeşitli ırksal tiplerden ekvator bölgesinde yaşayanlar mutlak dengeye en yakın olanlardır demiş. Bu değil. Burası böyle değil. Ekvator bölgesinde yaşayanlar değil. Ekvator kuşağının bir üstünde olanlar. Ekvator bölgesinde yaşayanlar sayfa 13. Düzeltmek isteyen düzeltsin dediği kitaptan. Ekvator bölgesinde yaşayanlar sıcak kurudur. Tam denge değildir. Tam denge dönencelerdedir. Bunları harita üzerinde belirtmiştik. Hatırlıyorsun değil mi kardeşim? Burada çekim yapmıştık. Dönenceler birbiriyle sıcak ıslakta dengelidir. Ekvator bölgesi değil. Ekvator bölgesi sıcak kurudur. Bölge, bakalım Beyat'ta ne demiş İbn Sina? Devam. Sibakını da okuyalım. Sibakını okuduk. İtiraz ettik. Dedi bakalım bir de Sibakını okuyalım. En yakın olanlar. Çünkü denizler ve dağlar gibi onun mizacını kötü etkileyecek öğeler bulunmayıp. Oradaki soğuk kuru olması gereken dağ ekvatora nispet olduğu için düzeltiyorum. Burasını düzeltme yapın. Şimdi anlatıyoruz. Burayı düzeltelim. Coğrafi olarak konuşuyormuş. Ben kişisel olarak anlamıştım. Benim hatam. Mizacının birbiriyle karşılaştırılması. Denizlerin genel mizacı soğuk ıslak. Dağların genel mizacı soğuk kuru. Çöllerin genel mizacı sıcak kuru. Ormanlar sıcak ıslak. Misal. Ama diyor ki kuzey bölgedeki ormandansa ekvator bölgesindeki orman. Kuzey bölgedeki denizdense ekvator bölgesindeki deniz. Kuzey bölgesindeki veya güney bölgesindeki uçlardaki olan dağlardansa ekvatordaki olan dağ birbirlerine dağ, deniz, çöl, orman olarak birbirlerine en yakınlarıdır. Dünyanın genel geçer mizacına o kuşakta burada muhtemelen şeyi de kapsıyor olabilir, dönenceleri de kapsıyor olabilir. O dairede hayat, yaşam, mizaç daha hoş, daha lezzetlidir. Bugün Himalayalarda
yani 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda katarakt oluyor gözler. Soğuk kurudan. Aynı şekilde çöllerde. Çölün orta kısmından bahsediyoruz. Yani Afrika'nın kıyısı değil. Çöl bedevilerinde Afrika'nın birçok özellikle bu savaşlardan sonra verimsiz kalan topraklarında bu sefer sıcak kurudan dolayı katarakt oluyor gözler. Gözün mizacı soğuk ıslak. Kuru iklimde göz katarakt oluyor. Bunu bizim oraya giden doktor kardeşlerimiz de anlattılar. Gözün mizacı bozulduğu zaman göz hastalıkları başlıyor. Kısaca. Onlara ayrı ayrı organlara bakarız. Diyor ki dağlar gibi onun mizacını kötü etkileyecek öğeler bulunmayıp o kendi doğasına uygun mizaca sahip olur. Yaygın bir görüş olan ekvator bölgeye güneşin yakınlığı dolayısıyla mizacın dengesiz olacağı görüşü doğru değildir demiş İbn Sina. Ya da burada bir şerh mi var acaba? Güneşten baş üstüne dikey olarak gelen ışınlar atmosferde ne o kadar rahatsız edicidir ne de bizim bulunduğumuz yerlerde ya da ekvatora nispeten daha uzak olup güneş ışınlarını o kadar dikey olarak almayan yerlerde olduğundan daha fazla dengesizlik meydana getirir. Dipnot falan da yok burada. Bu sanki müellifin yorumu gibi. Burası müellifin yorumu gibi olabilir. Sayfa 14. Böyle olmasının sebebi diğer yerlerde yaşayanların nispetle ekvator bölgesinde yaşayanların diğer şartlarının daha iyi olması, daha dengeli olması ve rüzgarların orada nispeten daha az değişken olmasıdır. He. Sebebini de söylüyor. Sebebi söyleyene kurban olayım. Bir şey söylüyorsun, nedir diyorsun. Bir şey söylüyor, bir savda bulunuyor. Nedir abi diyorsun. Böyle diyor. Nedir? Yine bir izahat geldi. Gerçekte onlar, orada yaşayanlar daima dengeli bir mizaca sahiptirler. Bu konuda bir risalede yazdım diyor. İbn Sina diyor. Ekvatoral bölgenin sakinlerinden sonra dördüncü bölgenin sakinleri gelir. Bakalım o neresiymiş. Onlar ne ikinci ve üçüncü bölgenin insanları gibi uzun zaman muazzam güneş ısısına maruz kalırlar, ne de beşinci bölgenin uzak kısımlarıyla bunların ötesinde olduğundan dolayı kışın uzun zaman güneyden uzak kalan bölgenin insanları gibi olgunlaşmadan kalırlar. Bunun hakkında bir şema var mı burada? Şema yok. İşte Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nden Allah razı olsun. Bunları şemalarla gösteriyor. Marifetnamesinde. Edinin. Marifetname de edinin. Bazı kitapları okumak için bazı kitaplardan da destek alırsınız. Tek kaynaktan beslenmeyin eser olarak. Yani Marifetname bir nevi Erkanun'un şerhi gibidir. Bizim anlayabileceğimiz şekilde. Onu da tavsiye ederim. Allah ömür nasip ederse Marifetname de okuruz. Bunu bitirelim bakalım ne kadar sürecek. Birey olarak insana bakarsak, gözün mizacı neden bozulur? Kayıt olarak dinlersiniz hocam. Özellikle nem düşerse gözün mizacı bozulur. Nemsiz kalırsa. En çok. Kuruya kalırsa. Eskilerin sözüyle. Birey olarak insana bakarsak, mutlak dengeye en yakın olan dünyanın en dengeli kısmında en iyi dengeye sahip ırkın en dengeli kişisidir. Yine bir mefhum olarak devam etmiş. Bak nereye getiriyor konuyu. Birey olarak bakacak olursak. Aleyküm selam. Mutlak dengeye en yakın olan dünyanın en dengeli kısmında. Ekvator bölgesinin en dengeli kısmında. Diyor ki yani bir yarımada. Aha. Bak burada ne var? Bizim ara kağıdımız. İlk derslerde sizlere bu haritadan bahsetmiştim. Ekvator bölgesinin hem sıcak kurusundan muhafaza olacak, yaklaştırarak devam edeyim, hem de denizle beslenecek. Hadi şöyle çıkıyor. Biraz daha. Benim anladığım, benim bir hatam varsa siz söyleyin. Ekvator bölgesinde, İşte Asya kısmı. Afrika şurada kaldı. Şurada bir yarımada. Hem sıcak kurunun içerisinde sağı yaklaştırayım. Sağında ve solunda birer kanal gibi körfezi ve denizi olan. Soğuk ıslakla beslenmiş sıcak kuru bir ortam. Benim anladığım.
Diyor ki mutlak dengeye sahip olan coğrafyada dünyanın en dengeli kısmında en iyi dengeye sahip ırkın akıl, düşünce, felsefe, edebiyat, kafa muntazam. Irkın en dengeli kişisi. Sanırım anladınız. Coğrafyadan anlamış olmanız lazım. En kral mizaç onun mizacı diyor. Hayati organların mizacının hiçbir yerde mutlak dengeye yakın olmadığında zaten işaret edilmişti. Gerçekten mutlağa en yakın olan ettirir. Ve muhtemelen ondan da daha yakını olana olan ne demiş? Ha ettirir değil. Gerçekten mutlağa en yakın olan ettir. Yani kas. Ve muhtemelen ondan daha sonra da yakın olan deridir. Mizacınızın, iç mizacınızın itidal bir şekilde hissedilebilmesi için deri sizin için uyumludur. Kansa belli eder. Nemse belli eder. Isıysa belli eder. Danışanınız geldiği zaman sevgili mizaç uzmanları hocalarım bir musafaha yaparsınız. Esselamu aleyküm. Rahmetullah ve bereket. Birinci tanıyı koyarsınız musafaha ederken. Musafahanın ne olduğunu bir anlasak. Daha birbirimize elini sıkarken birbirimizin karakterini tahlil etmiş oluyoruz. Neyse Allah ömür verirse onu da izah ederiz. Derinin mutlak olarak dengeli olduğu söylenir. Çünkü o buz ve kaynar suyla eşit miktarda karıştırılmak suretiyle hazırlanmış olan suyun sıcaklığından etkilenmez. Bir tarafta kaynar su var, bir tarafta buz var. İçini birbirine attığın zaman o karışım senin mizacındadır diyor. Ne buz ne kaynar su. Çünkü deri enteresan. O kadar itidaldir ki sıcağı da hisseder, soğuğu da hisseder. Bunda ne var? Demir bacak var. Kuruyu da hisseder. Aha sıcak çay bardağı. Masanın demir bacağı. Soğuk. Kuruyu da hisseder. Buradaki kağıt. Islağı da hisseder. Yağlı mı değil mi? Onu bile hisseder. Bu sebepten dolayı diyor İbn Sina. Hakan Yavuz. Dokunmak mizaç tespiti ama orada da biz itidale yakın olmalıyız değil mi hocam? Tabi. Ama kendi kavminiz içerisinde Hakan kardeşim. Bir Hindistanlısınız. Yine kendi kavminizin içerisindeki en itidalli parçanız deriniz. Allahu Ekber nereden vuruyor? Mizaç tespitinin nasıl yapılacağını buradan bir parantez veriyor. Mizaç bilmeyen bu konuyu pek anlayamaz. Geçen bir hocamız asistanlarda salatalığa bana soğuk kuru gibi geldi demişti orada mesela. Ona tanımın nasıl yapılacağı anlatılmamıştır ya da o dersini dinlememiştir. Soğuk kuru olan bir tüketim maddesi, meyve, sebze, et, içecek, mizacında soğuk kuru olan, sizin yalnızca hararetinizi dindirir. Susama hissinizi kesmez. Ha, şu da olabilir. Kendisi çok sıcak kurudur. O salatalık onu kesmez. Veya balgamidir, uçlardadır. Salatalığın mizacına yakın bir mizacı vardır. Kişiye salatalık demiyoruz. Yanlış anlamayın. Yanlış anlamak için bazen özel gayret sarf ediyorsunuz. Biz o kişiye şu mizaçta olanlar salatalıktır demiyoruz. Kendisi de o gıdayla aynı mizacla örtüştüğü için bir hissiyat farklılığı almıyor. Balgamilere salatalık demedik. Dikkat söylüyorum. Yani hocanın sakalının telini saymaktansa sözlerine dikkat edin. Derinin mutlak olarak dengeli olduğu söylenir. Çünkü o buz ve kaynar suyla eşit miktarda karıştırılmak suretiyle hazırlanmış olan suyun sıcaklığından etkilenmiştir. Etkilenmez diyor. Bu yolla derideki sinir dokusunun soğukluğu, kan damarları ve onların içindeki hayati gücünün ısısıyla karşı dengeyi sağlar. Süper. Derinin dokunma hissini veren, evet aşırı balgam olsa gerek, soğuk kuru geldi herhalde ona tabii. Derinizdeki diyor sinir uçları soğuk kuru ama kan dolu damarlarınız sıcak ıslak. İkisi aynı parmak ucunda ve avuç içinde itidali sağlar diyor. Bu sebepten dolayı da insanın en itidal yeri kendi derisi, kendi avucudur. Karşılıklı tokalaştığınız zaman zaten işte mizaçlar piyasaya çıkıyor. Sizinle tokalaşan elinizin sıcak mı soğuk mu olduğunu söyler. Soru. Soğuk olduğunu söyler. Hmm.
O zaman siz bir soğukluk varsınız. Elinizin nemli mi, naif mi, deriniz falan bir tane ekstra sorular. Devamla, devamla, devamla. Neyse, şeyi, teoriyi anlayalım da pratiğe geçeriz. En kuru unsur toprakla en nemli unsur su ile eşit miktarda karıştıklarında deri kuruluk ve nemliliği değerlendirmeyi beceremez. Aa, Hakan kardeşimin sorduğu sorunun cevabı. Diyor ki, en kuru unsur toprakla ve en nemli unsur su ile eşit miktarda karıştıklarında mizacında suya yakınlığı olduğu zaman veya toprağa yakınlığı olduğu zaman onun hissiyatında, tespitinde sıkıntı olur diyor. Mizaç ustasının, mizaç uzmanının ne çok soğuk, ne çok sıcak, ne çok nemli, ne de çok kuru olması gerekir. Kendi içerisinde genç olması lazım, kafası bassın diye. Birikimi olması lazım, izahatı olsun. Kendi mizacında mümkün mertebe gençlik mizacında itidalde tutması lazım. Hocam gözünüze papatya çayı kompres yapmanızı tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah Rahman. Canlı yayında yapamam. İnşallah Rahman. Çok teşekkür ederim. Çünkü diyor ki hani balgaminin soğuk ıslığı algılaması daha zordur. Ama ona bir safravinin yediği gibi acılı yediremezsin. O zaman mahvolur. Safravinin yediği şiddetteki acının daha azını yesin. Çok acı der. Safravi de der ki Allah neresi acı? Siz ne biçimsiniz falan. Var ya bizde böyle. Eğer kuru unsur toprakla ve nemli unsur su ile eşit miktarda karıştıklarında deri kuruluk ve nemliliğini değerlendirmeyi beceremez, başarısız olur. Çünkü maddi objeler birbirlerinin kendi zıtlıkları yoluyla etkilenirler. Bunların hayvanların var olmaz olur mu? Var. Onları daha işlemedik sizin grupta hocam. Aynı nitelikte olanlar birbirlerini etkilemezler. Soğuk soğuğu hissetmiyor. O da soğuk, sen de soğuk. Soğuğa alışmış bir kavim, İskandinav kavmi. Ya da işte bizim Erzurumlularımız. Soğuk kuruya alışmış. Adam ceketle, bir kazakla Erzurum'da dolaşabiliyor. Ama biz İstanbul çocukları, sıcak ıslanan çocuklarıyız. Erzurum'a gittik mi bizim mizacımızda nem olduğu için soğuğu hemen çeker, yamuluruz. Şimdi anlaşıldı mı? Ama Erzurumlu'yu da İstanbul'a getir. Oradaki 40 derece, eksi 40 dereceki soğukta hastalanmayan Erzurumlu, buradaki 5 dereceki kıştan hastalanıyor. Çünkü o da neme alışık değil. İstanbul'un iklimi hem nem, hem soğuk, hem sıcak. Adana'nın yazında rahatlıkla yaşayabilen bir Adanalı kardeşimiz, İstanbul'un yazındaki daha az sıcak olmasına rağmen perperişan olur, nefes alamaz. Sanki su buharın içinde yüzüyormuş gibi. O zaman dokunarak tespit kişiden kişiye farklı sonuca ulaşılır. Yanılma payı yüksek bir yöntem olmaz mı? Ona göre de sorular kısmı var ya hocam. Teoriyi niye anlatıyoruz hocam? Allah razı olsun. Her şey zıddıla kayın denir. Eyvallah. Yayın gitti mi? Yok Zeynep hocam. Yayın benden yana sıkıntı yok. Yorumlarınızı görüyorum. Kaç saat oldu abi? 45 dakika. Bu konuyu ilaçlar ve mizaç bahsine kadar getirelim. Mizacın teorik olarak nasıl olduğunu dilimiz döndüğünce anlatma gayreti içerisinde bulunduk. İnşallah anlaşılmıştır. Yayın var. Yok yok. Bizde yok. Devamla 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 bu yolla derideki sinir dokusunun soğukluğu, kan damarları ve onların içindeki hayati gücün ısısıyla karşı dengeyi sağlar demişti. En kuru unsur toprakla anlatmıştı. En nemli unsur olan su ile eşit miktarda karıştıklarında deri kuruluk ve nemliliği değerlendirmeyi beceremez. Çok kurursa da beceremez, çok ıslanırsa da beceremez. Başarısız olur. Çünkü maddi objeler birbirlerini kendi zıttıkları yoluyla etkilerler. Aynı nitelikte olanlar birbirlerini etkilemezler. Biz bu dersleri sizlere anlatırken hep demiyor muyuz? Anlatacağımız mizaç dersi. Burada tıbbın tamamını işleyeceğiz. Yani tıbbı nebevinin tamamı. Burada mizaç ufak bir basit. Ama misal ne demiş? Sayfa 105'te 4. bölüm diyor. Kalpten bahsediyor. Karotit arter. Sanırım kalpten bahsediyor. Pardon. Arter damarı. Karotit arter. Kalp diye özür dilerim. Boyun üst kısmında bir damar vardır. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bunda Latince şey yapmış. Burada işimiz uzun. Bel sinirleri. Lumbal sinirler. Göğüs sinirleri misal.
Bu tıbbın tamamı. Biz anladığımız kadarıyla anlatacağız. İbn-i Mizaç hakkında birazcık bir şeyler bildiğimiz için orayı rahat anlatıyoruz ve izah edebiliyoruz. Buraları anatomi okuyup atlayıp geçeceğiz. İşte posterler hazırlamaya çalışıyoruz. Becerebilsek maketler hazırlamaya çalışıyoruz. Biz de sizle beraber öğrene öğrene gideceğiz burayı. Efendime söyleyeyim. Ama Mizaç toplamda 36 saatle 40 saatlik bir anlatımı var. Ondan sonra işte bitirdiniz diye tamam ders bitti. Bitince uzman olunuyor mu? Bilmem olunuyor mu? Doktor Mehdi Cihangir diyordu ki en az 2 sene mütalaa yapmanız lazım. Mizacı mefhumla başlıyorsunuz öğrenmeye. İnsanın içerisindeki damarlarındaki kanındaki kaslarının içerisindeki kemiğin içerisindeki işleyişler, nemler, ısılar, soğukluk, sıcaklık. Sırf bunlar üzerinden o anatominin içine girip bir küçük bir denizaltıyla dolaşmanız gerekiyor kafanızın içinde. Onun için ne diyoruz? Bu işe başlarken ezberleriniz değişecek. Ezberleriniz değişecek. Sonra siz size has, balgami bir mizaç ustası da olsanız, demevi de olsanız, safravi de, soğudavi de, kendinize has nasıl bir damak zevkiniz varsa kendinize has bir tespit nirengisi oluşturursunuz. Nirengi haritanızın üzerinde yükseltileri ve alçaltıları işaret eden renk değişimleridir. Haritanın dikey ve yatay çizgilerinin toplamına grid denir. Önce siz bu ilmin neresindesiniz onu tespit edersiniz. Uzman dahi olsanız. Kendinize gelin nispetinizi de oradan götürürsünüz. Ama önce o çileyi, o fikri çileyi çekmek gerekir. Buraya kadar göreceğiz, yapacağız. Vücudun bütün kısımlarınkine nispetle el derisi en dengeli olandır. El derisinde en dengeli olan avuç içi derisidir. Sonra sırasıyla parmakların derisi ve onlardan da işaret parmağının derisi ve nihayet onlardan da en dengeli olan işaret parmağının uç kemiğinin derisidir. Hatırladınız mı? Hep istemsizce biliyorsa dokunup hissettiğiniz işaret parmağınız. Bundan dolayıdır ki işaret parmağının ve diğer parmakların uçları duyu idraki için en iyi olandır. Şundan bakarsınız ya bu köşeli mi, küt mü, yumuşak mı? Yumuşağı da bununla hissedersiniz, hamuru da. Gözünüz kapalı bile olsa. Küçük bir kum tanesini bile bundan anlarsınız. Islak mı değil mi? Nemli. Kuru mu değil mi? En basitini anlatıyor mizah tespiti için. Bundan anlarsınız diyor. Kainatı, uzayı, dağları, dereleri anlattıktan sonra ilmi bizim ve sizin parmak ucumuza kadar getiriyor İbn-i Sina rahmetullahi aleyh. Bir sonraki bahis ilaçlar ve mizaç. Allah razı olsun sabrettiniz. Buraya kadar bizi dinlediniz. Hakkınızı helal ediniz. Cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Lillahi teala Fatiha.